Evet sevgili dostlar, arkadaşlarım, mütevazı kanalımın mütevazı insanları, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakınız bugün 29 Ekim 2021 Perşembe arkadaşlar. Dolayısıyla yarın kuşlarımızı geçen videomda anlattığım üzere arkadaşlar Cuma gününden yarışa vereceğiz yavrularımızı. Bayrak eğitimi devam ediyor arkadaşlar. Antrenmanımı bugün bir saat öne aldım. Neden derseniz havaya şöyle bakabilirsiniz. Her an patladı patlayacak. O yüzden arkadaşlar antrenmanı bir saat erken aldım. Çünkü yağmur veriyor. Bakınız yavrularım bayrak eğitimine devam ediyor arkadaşlar. Bu dördü burada kapalı. Çünkü bunlar salarsam onları aşağıda tutuyorlar. O yüzden şimdi bunların eğitimi bitsin arkadaşlar. Bayrağı alıp bunları salacağım. Hep beraber de içeri çağıracağız. Ama acayip fırtına var dostlar. Bakınız bayraktan görebilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi patlar patlamaz hava. O yüzden antrenmanı öne aldım. Ne diyordum ben arkadaşlar her zaman? Yavrular eğer eş kovalamaya başlarsa veya yani kızgınlaşırlarsa evden uçumları bir de 3-5 yarışa giderlerse arkadaşlar ev uçumları yani evden çekip gitmeleri azalacak diyordum. Aynen öyle bir gidiyorlar 15 dakika gidiyorlar ama hemen geliyorlar. Hepsi kümese girmek istiyor eş kovaladıkları için. Dediğim gibi ama bunun da çaresi biliyorsunuz bu bayrak eğitimine hiç vermiyordum. Geçen en son videomda anlattım arkadaşlar. Artık bu kıvama gelen yavrularınız yani 2-3 yarış atlatmış yavrularınız evden çekip gitmeyen yavrularınız artık bunu gönül rahatlığıyla böyle bir bayrak sistemi yapabilirsiniz. Bakınız ben ucuna bir şey bağlıyorum. Niye bağlıyorum dostlar? Her zaman aynı renk, aynı şeyi gösterdiğiniz zaman kuşlar tabii çok akıllı hayvanlar. Hemen adapte oluyorlar. Bakınız şimdi ucuna bir şey bağladım ki değişik bir şey. 2-3 gün sonra rengini değiştirebilirsiniz bayrağın. Bir şeyler yapabilirsiniz işte kendi kafanıza göre arkadaşlar. Maksat kuşları havada kanat sallandırmak. Şimdi çekip gitmeleri falan hiç önemli değil. Bir saati doldurmaları. Bu arada bakınız arkadaşlar şu en öndeki alaca olan 32 numara. Biliyorsunuz yarıştan Gazi gelmişti. O bile uçmaya başladı arkadaşlar. Tek tabii ötekilere daha ayak uyduramıyor. Şöyle göstereyim dostlar. Onlar maşallah bayağı hızlılar yani. O yüzden bakınız tek geliyor. Şimdi bir 10 dakika daha bekleyeceğim. Yağmur tek tek damlamaya başlıyor arkadaşlar. Çiselemeye başladı. Ona yakalanmamak için, hayvanları ıslatmamak için hem öne aldım hem de antrenman vereyim işte böyle. Size göstereyim dedim arkadaşlar. Çünkü anlattım size cumartesi veriliyordu. Hava kötü dediler. Cumaya çektiler. Bakalım ama her yerde gene havayı çok berbat veriyor. Bilmiyorum dostlar ne olacak ama bu sene hiç tadı tuzu yok. Geçen sene koronadan ötürü pek tadı tuzu yoktu. Bu sene de dostlar böyle havalar bir türlü düzelmedi. Daha doğrusu yaz gelmiyor Avrupa'ya arkadaşlar. Gelmiyor. Geliyor 2 gün geliyor sıcak oluyor ondan sonra tamam. Dolayısıyla bu insanları etkilediği gibi yavruları da etkiliyor. Özellikle nemli havalarda güvercinlerin dışkıları değişebiliyor. Hemen hasta oldu diye düşünmeyin. Çünkü iklim ne o hava değişimlerinde bunu yapabiliyor arkadaşlar. İshallik falan olabiliyor yani. Ama bu uzun sürerse oradan şüphelenebilirsiniz. Ama uçuşlarından maşallah durumları gayet iyi. 48-49 artık iyice uçmaya başladı onlarla beraber sevgili dostlar. Bakınız aralarında. Ben hemen tanıyorum en önde. Daha uçuşundan belli oluyor. Bakınız ayrıldı en sağda. Ya 48 ya 49 o. İşte böyle dostlar. Umarım bir yarış videosu olur. Sizler gibi ben de özledim. Hani böyle yarış beklemeyi.
Ama bir türlü havalar el vermiyor dostlarım. Yapacak bir şey yok. Şimdi bayağı oldu bunlar. Elimize alalım bir. Bir 5 dakika daha kovalayalım arkadaşlar. Bayağı da uçurdum. 50 dakikayı doldurdular şu anda. Ben ama şunu söyleyeyim. Yavrularınız çok ufaksa, daha böyle uçmayı beceremiyorlarsa veya daha uzak salımı yapmadıysanız kesinlikle arkadaşlar bu sistemi denemeyin. Hayvanlarınızı sadece korkutup kaybedebilirsiniz. Benden size tavsiye arkadaşlar. Artık bunları kovsanız da, tüfekle de kovsanız, bunlar gidecek gibi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlar biliyorlar hani antrenman için olduğunu. Bakınız şöyle gösterelim. Ev üstünde uçumları gayet güzel. Bilmiyorum, hava çok bozuk. Kamera nasıl çekiyor arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Şeyini de aydınlattık ama hadi bakayım bir daha deneyelim. Azıcık şöyle karartayım, belki daha iyi görünür. Bu arada kanalıma hiç adını duymadığım arkadaşlarım yorum yazıyor. Çok seviniyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş belli bir kitleye ulaşmaya başladık. Ben her zaman söylüyorum, ben bildiklerimi anlatıyorum. Ne eksik ne fazla her zaman söylüyorum arkadaşlar. Benim kümesinde ne oluyorsa, o ne yaşanıyorsa onları anlatmaya çalışıyorum. Bakınız hava iyice arkadaşlar patlak verecek. 48 veya 49 bakınız. Gördünüz mü? O. Bu da 32 numara alaca olan. Ama maşallah bugün bunlarla uçtu. Pek ayak uyduramıyor tabii, kanadında sakatlıktan ötürü. Bayağı yarası kurudu. Şimdi şöyle kamera gene mi? Azıcık açayım arkadaşlar ama bilmiyorum bozuyor mu? Şimdi bayrağımızı saklayacağız arkadaşlar birazdan. Ondan sonra hiç ellemeyeceğim. Çünkü yavaş yavaş bir saati dolduruyorlar. Şöyle saklayalım önce bir. Ta ki onlar ince aşağı insin dostlar. Şu dördü bekliyor. Biliyorsunuz. Onları salacağım. Şimdi şu anda salarsam bunların yanına yetişmek için kaybolabilirler. Ama bir iki tanesi gördüğünüz geçen videolarımda kümes çatısı değil, artık ev çatısını da öğrendiler. O yüzden pek sıkıntı olmaz. Ama bu şekilde uçarlarsa bunlar tabii bırakıp gelir onu. Onları. Evet dostlar. Zaman su gibi gerçekten akıp gidiyor. Bunların ilk baştan takip edenler, ta bu kümesten oraya geçişleri, yumurtadan eşe atımı, hepsini takip edenler biliyor arkadaşlar nerelerden nereye geldik. Normalde yarışlar iptal olmasa 3 yarış bitirecektik. 2 yarış bitirdik. İlk yarışta 4. olduk. İkincisinde 5. olduk ama gene yağmur yağarsa arkadaşlar, benim buraya su dolarsa gene problem olacak. Yapacak bir şey yok. Bunun zevki de burada arkadaşlar. Saniyeler çok önemli. Dakikalar önemli. Mesafeler uzadıkça. Ama bunun ne diyorlar ona? Zevki de arkadaşlar. Nasıl bir oyun kuşunun gelip buradan alıp gitmesi sana zevk veriyorsa, sefer yapması. Bunların arkadaşlar uzaktan eve gelmesi ve ok gibi aşağı dalması ömre bedel. Bunu yaşayan bilir arkadaşlar. Evet dostlarım, bir 5 dakika daha bunları uçuracağım. Tam bir saati oluyor o zaman herhalde. Olmasa bile yakın oluyor. Ben ondan sonra bunları salarken tekrar videoma başlarım arkadaşlar. Bunlar biraz uçsun. Gördüğünüz gibi bayrağı sakladık arkadaşlar. Şimdi biliyorlar ki bayrak aşağıda, inebilirler. Ne zaman inmeye yeltendiklerinde, bak daha hala uçma istekleri var. Güzel bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Tamamen kondisyona bağlı arkadaşlar. Ondan sonra şunu açarken beraber oluruz. Görüşmek ümidiyle sevgili dostlarım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Videoyu pauzeye koyduğumdan bu yana emin olun 15-20 dakika kesin oldu. Bayrağı indireli. Ama maşallah hala evin üstünde uçmaya devam ediyorlar. Ben dedim temin size hiç ellemeyeceğim. Hangisi inerse hemen şu yavruları çıkaracağım.
Fakat temin biraz yağmur bastırdı arkadaşlar. Ondan sonra kesti. Ben de birazdan şu arkadaşları salayım. Bir saati hayli hayli doldurduk arkadaşlar. Hayvanlar güzel gezdiler. Geldiler gittiler, geldiler gittiler. Ama her zaman söylüyorum, önemli olan kanat sallamaları bir saat boyunca. Bu arada arkadaşlar 32 numara, yani o yaralı kuşumuz hala içlerinde, iç çatıya atmaya falan yeltenmedi. Demek ki düzelme yolunda bayağı ilerledi arkadaşlar. Bakınız hala ellemiyorum. Bunları şöyle bir alçalsalar, iyice inme pozisyonuna gelseler arkadaşlar, şey yapacağım, şunları salacağım da. Maşallah. Bu da gösterir ki arkadaşlar kondisyonları gayet iyi. Kuşun kondisyonu evden basıp gitmesiyle ölçülmez arkadaşlar. Havada kaldığı süre önemli. Anlatabiliyor muyum? Zaten bunlar çekti gitti zamanında çok. Yarışa bile gittiler yani. O yüzden önemli olan bunları havada tutabilmek. Eğer kuşunuz 10 dakika uçup çatıda yatıyorsa veya çatıya gelip orada duruyorsa arkadaşlar, o yarışta da pek bir şey yapmaz zaten. Anlatabildim mi dostlarım? Vallahi videoyu açtım, inecek gibi oldular. Ama hala uçma niyetindeler. Ne yapalım, biraz daha bekleyelim. Size ara ara gösteririm böyle arkadaşlar. Bunlar da beni bekliyor. Onları da bayağı alıştırdım. Bakınız gezimleri gayet güzel arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bekleyelim birazdan. Tekrardan birlikte oluruz inşallah. Evet sevgili dostlar, tekrardan beraberiz ama yağmur iyice şiddetini arttıracak belli. Ben hemen arkadaşlar şu arkadaşları bir çıkarmayı deneyeyim. Gel. De geliyor, oraya yem koyuyorum arkadaşlar. Bakınız bunlar hala havada. Gerçekten bir saate hayli hayli doldurdular bugün maşallah. Güzel uçtular yani. Gel. Bakınız bunlar şimdi bakıyor sağa sola. Üste atlayacaklar bence. Şöyle yakından göstereyim size. Dostlar. Hem böyle bakınız. 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 Hemen geldi bir tanesi, görüyorsunuz mu? 48 numara hemen geldi arkadaşlar. Gel. Gel bak, sen de çık. Sen de çık. Evet bakınız. Ha maşallah. Bakınız 32 numara arkadaşlar geldi. Sırtında yara var ama yağmur başlıyor beyler. Gel. Gel, gel, come on. Aferin size, bugün iyi uçtular. Come on. Hava iyice patlayacak arkadaşlar. Şu anda acayip çiseliyor. Gel, 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 gel. Come on, come on. Come on, come on. Gel, gel. Bir dakika, arkalarını açalım. Kümesin arkasını açalım. Evet dostlar, görüyorsunuz işte Avrupa'nın havası. Gel gel. Gel 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 gel. Maşallah 41 numara. Gel. Aa, bir tane yabancı var içlerinde dostlar. Come on. Saç kanat benim değil o. Gel 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 gel. 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 Come on. Come on. Come on. Evet. Come. Come on. Bakınız en ufak yavru gitti, çatının ucuna attı bak. Gel.
Gel. Dördü. İki burada. Dördüncüsü de geliyor. Vallahi bak. Arkalara doğru gitti. Görüyor musun dostlar? Gel, gel, gel. Şuradaki yabancı yalnız benim değil arkadaşlar. Gel. Ah, geldi yavru. Bakalım içeri çağıralım. Gel, 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 gel. Gel. Come on, come on. Come on. Gel. Görüyor musunuz yavruların dördü dışarıda? Gel, 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 gel. Çünkü bunların canı... Gel. Yukarı bakıyorlar. Gel. Dışarıda kalmak istiyor. Come on. Gel, gel. Gel. Arkadaşlar işte bu tür yavrulara eğer bayrak gösterirseniz... Kaybolma ihtimali çok yüksek. Her zaman söylüyorum. Bakınız. Hep dışarıda en son çıktıkları için son kalıyorlar. Gel, 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 gel. Aferin bak geliyor. Gel, gel. Gel oğlum. Aferin sana. Gel bakayım sen de. Gel bakayım sen de. Aferin sana. Bakalım dışarı. Arkadaşlar hepsi içeri girdi. Bak şu benim kuşlar getirdi. Bir tane saz kanat. İyi yağmura yakalanmadan arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Yağmura yakalanmadan aldık hepsini içeri. Bir yem alıp gelelim bir saniye. Evet arkadaşlar bugünü de böyle atlattık. Bakınız 21 numaranın yumurtaları duruyor orada. Gördüğünüz üzere bugün Perşembe yani... Yarın vereceğine göre yarış arkadaşlar. Yemlerini biraz daha fazla veriyorum. Mesafe de uzayacak. 135-137 kilometreye gidecekler. Yemini biraz fazla veriyorum. Yarın sabah akşam eğer 5'te verirsek kuşları sabahtan hafif bir yemle kuşlarımızı Allah'ın izniyle yarışımıza göndereceğiz. Arkadaşlar gene herhalde baktım şöyle konuşa konuşa 17 dakikayı doldurmuşum. Ne yapalım? Size veda edelim arkadaşlar. Gene söylüyorum sorularınız olursa hiç çekinmeden yazın arkadaşlar. Cevaplamaya çalışırım. Ne diyordum? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle de bugünkü videomuzu bitirelim sevgili dostlar. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Destekleriniz için. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.